Ergün Diler Kılıç Yarası İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun davetiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki grup toplantısına katıldı. CHP lideri İmamoğlu'nu konuşması için kürsüye çağırmadı. Peki Kemal Bey neden davet etti? Neden söz hakkı vermedi? Neden CHP'li gibi hissetmesinin önüne geçti? Amacı neydi? İmamoğlu'ndan görmesini istediği nokta neydi? Soru çok. Kemal Bey konuşmasının finalini Ekrem İmamoğlu'yla baba oğul ilişkimiz var. İmamoğlu ve ben baba oğul gibiyiz. Kendisi CHP'nin evladı olduğu kadar benim de evladım sözleriyle yaptı. İmamoğlu çıkışta sorulan bir soruya ise yol arkadaşıyız şeklinde cevap vererek ortada sağlıklı içten ve güven dolu bir ilişki olmadığını ilan etti. Peki neler oluyordu? Kim ne hesap yapıyordu? Aslında kimsenin konuşmadığı noktada burasıydı. Bu bilinmedikçe ne Erdoğan'ı tasfiye etmek isteyenleri ne de CHP içinde karşılıklı çekilen kılıçları görme şansımız vardı. CHP lideri İstanbul için önerilen İmamoğlu ve arkasındaki gücü belli ki yeni yeni tanıyordu. Kırmızı yanaklı, güler yüzlü, pek de genç ve acemi bir insan olarak gördüğü ismin Cumhurbaşkanlığı için öncelikle gereken dış desteği bulmasına şaşırmıştı. İstanbul sermayesi de İmamoğlu'nu istiyordu. Onlar için de Kemal Bey kazanacak aday değildi. Ancak CHP lideri hiç olmadığı kadar ısrarlıydı. İstanbul sermayesinin desteğiyle başlayan İmamoğlu'nun çatım buluşması üzerine hamle yaptı. İstanbul'dan kendisini dışlayan kalkışmaya küresel bir cevap verdi. Amerika'ya gitti, İngiltere'ye geçti. Derin Almanya'ya yakın aynı hat, aynı frekans, aynı çizgide olan Jeremy Rifkin'i buldu. Rifkin Berlin'den Washington'a uzanan globalist bir koldu. Kemal Bey danışman olarak anlaştığı Rifkin'i öncelikle İstanbul sermayesinin karşısına dikiyordu. İmamoğlu'ndan önce onlara adaylığımın önünden çekilin diyordu. CHP liderinin gelişi CHP'deki resmi ideoloji zincirini kırıyordu. Buna uygun isim olan koruyucu Deniz Baykal'ı götürüyordu. Partiyi değiştiren Kılıçdaroğlu şimdi de Türkiye'yi değiştirmek istiyor ve Rifkin üzerinden derin Almanya'ya uzanıyordu. Türkiye dışında bundan ciddi şekilde rahatsız olacaklar vardı. Bunların başında İngiltere Kralı Charles geliyordu. İngiltere'nin Brexit kararı aslında Türkiye'nin desteğiyle doğru orantılıydı. Kraliçe II. Elizabeth 2008'de Bursa'ya geliyor, camiye gidiyor, ve Ankara ile küresel işbirliği için adım atıyordu. O ziyaretten sonra yaşanan gezi olayları, 17-25 Aralık operasyonları ve 15 Temmuz kalkışması iki ülke arasındaki çekim gücünü iyice artırıyordu. Galler'deki NATO zirvesi, Rusya'nın Ukrayna'ya dalması Avrupa için zor günlerin kapısını aralıyordu. Perde gerisinde NATO'nun üzerinden küresel dengeler sarsılıyordu. Avrupa ve özellikle Almanya bundan çok zarar görüyordu. İşte bu denge ve işbirliği çerçevesinde Kemal Bey'in Rifkin hatağına İngiltere'nin cevap vermesi gerekiyordu. Kemal Bey Almanya'ya gitmeden bir gün önce darbe gerekçesiyle büyük bir sarsıntı yaşıyordu. Almanya'ya indiği programına başladığı günse İmamoğlu için ceza kararı veriliyordu. Rifkin'le Almanya'da buluşması planlanan Kemal Bey, hesapta olmayan bir adım nedeniyle programını bozmak zorunda kalıyordu. CHP lideri küresel ölçekte arkasında bir destek bulsa da, bu nedenle adaylık için çok ısrar etse de İngiltere buna sessiz kalmayacaktı. Kral Charles annesinin istekleri doğrultusunda adım atmak durumundaydı. Alman küreselcilerin CHP ile Türkiye'de iktidara yürümesine izin veremezlerdi. Türkiye'yi kaybetmeyi göze alamazlardı. Ancak Kemal Bey buna rağmen dün İmamoğlu'nu Ankara'ya çağırdı. CHP grup toplantısına katılmasına izin verdi ancak konuşturmadı. Yani İngiltere içimizde usulca yer alabilir fakat o politikalar burada yönetime gelemez, iddia teşkil edemez mesajı verdi. Bu aynı zamanda Meral Hanım'a yollanan bir iletiydi. Dünkü toplantıda İmamoğlu'nun çevrelenmiş hali, İyi Parti'nin masadaki sandalyesinin bir ayağının kırılması anlamına gelmektedir. Bu da cepheleri genişletecek, kartların daha açık oynanmasının önünü açacaktı. Kemal Bey, Almanya ile bir gelecek kurmak isteyecek, Rifkin'e burada rol verecek, İmamoğlu da arkasındaki güçle seçilecek aday diyerek yollara ayıracaktı. Küresel ölçekte ayrı düşen ve çarpışan güçler altılı masada nasıl yan yana oturacaktı ki? İçeriye girmeden dışarıdan bakınca bile CHP'deki durum buydu. Kavga kaçınılmazdı. Olan da, olacak olan da bu. Ergündiler Takvim Erkan Tan Ekrem aslında kaçıp kurtulmak istiyor. İBB Başkanı bir suç işlemişse sonuçlarına katlanmasın mı? Bu şahsın milletin tamamından üstünlüğü mü var? MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli işte bu cümlelerle sordu. Ahmak, aklını gerektiği biçimde kullanma yeteneği olmayan, zekası gelişmemiş, aptal, bön, budala olarak tarif ediliyor.'' Kamu görevlisine bu yakıştırmada bulunmak hakaret değil dedi. Nedir? Ekrem İmamoğlu dava konusu edildiği için ortalığı velveleye veriyor da kendisi bu kardeşinizi aynı gerekçelerle dava etmişti. Asla haklı değildi ama inanılmaz bir biçimde kazandı. Sonra biz itiraz ettik falan filan. Süreç hala devam ediyor. Daha geçen hafta çağlayan adliyesinde aynı davada ifade verdim. Bilin istedim. Böyle biri bu adam yani kendisi aynı sebeplerle başkalarını mahkemeye vermeye pek meraklıdır. Ayrıca Ekrem İmamoğlu'nun vali itlik yapmıştır küfrü sebebiyle Ordu 4. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından 7080 lira para cezasıyla cezalandırılmasına hükmettiğini de hatırlatalım. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı mahkemelerden aldığı cezalarla görevden alınmaktan korkuyor mu yoksa görevden alınmayı istiyor mu İbebe Başkanı Ekrem İmamoğlu patlamış bir balon olarak geziyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi beceriksizlik ve yetersizlikle yerlerde sürünüyor bu perişan durum CHP idarecilerini bile tedirgin ediyor. CHP'li Ekrem İmamoğlu İstanbul'da tıkır tıkır çalışır vaziyette teslim aldığı kurumları bile çalıştıramıyor. Öylesine beceriksiz ve başarısız ki belediye başkanlığı görevinden kaçıp kurtulmaktan başka çaresi de kalmamış bulunuyor. Seçim bahanesiyle savaş. Bu seçim ve her seçim, her dönemde bir beka meselesidir. Biden, Recep Tayyip Erdoğan'ı yıkmak için Türkiye'deki muhalifleri destekleyeceğini zaten ilan etmişti. Amerika Kongre üyesi Bill Keating, bu yılın ilk aylarında Türkiye'yi batır otasına sokmak istediklerini ve bu konuda İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile görüştüklerini söylemişti. Mahkeme süreci hakkında Amerika ve Avrupa mahfilleri, emperyalist yamyamların medya aparatları da derhal Ekrem'i müdafaya giriştiler. Amerika resmen Türkiye'de seçime giriyor. Düşmanlarımıza hizmet eden içimizdeki hainler 100 yıldır demokrasi adı altında kurdukları siyasi partilerle seçimlere giriyorlar. Bu seçimlere ve aslında ülkemizdeki her seçime küreselci şeytanların, finans oligarşisinin, para baronlarının, haçlı Hristiyanların ve Siyonist Yahudilerin Türkiye'deki siyasi partileri de giriyor. Yani isimleri, yöneticileri, görüntüleri bizden gibi ama ruhları batıya kul köle olmuş siyasi kuruluşlar var. Amerikan Salatası Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu AK Parti'den Meral Akşener MHP'den oy kopartmak üzere sahnedeydiler. Akşener şimdi de CHP'nin Ankara ve İstanbul Belediye Başkanları'nın Cumhurbaşkanlığı adaylığı üzerinden CHP'yi bölmüş ve parçalamıştır. CHP ile HDP'nin bir ve beraber olması nedeniyle CHP'den kopanları Meral Akşener'e yönlendirmeye çalışıyorlar. Hepsi aynı cephedeler. Böylece hesaplarına göre oylar Recep Tayyip Erdoğan'a gitmeyecek, aynı cephede kalmış olacak hedefleri Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı ve AK Parti'yi zayıflatmak, mümkünse Cumhur İttifakı'nı tümden yıkmaktır. Muhaliflerin uyum içinde hizmet etmeleri mümkün mü? Millet olarak anayasayı değiştirdik. Artık başbakan diye bir makam ve görev yok. Yürütmenin başı, devleti ve milleti idare etme görevi Cumhurbaşkanlığı makamına ait. Yani bütün bakanları atayacak olan ve millete verdiği sözleri hayata geçirecek olan kişi bundan böyle Cumhurbaşkanıdır. Aslında Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın sık sık dile getirdiği gibi eski Türkiye'de kalmış pek çok kişide olanları Hala anlayamıyorlar. Anlamak istemiyorlar. Ya da aslında şöyle söylemek gerekiyor. Malum zihniyet milletin referandumla değiştirdiği konulara savaş açmışlar. Yani milletin değiştirdiği anayasayı fiilen oldu bittiye getirerek yeniden eski haline çevirmek istiyorlar. Zaten bunu her fırsatta söylüyorlardı. Sonra başka bir konu daha var. 6 artı bir masada bakanları kim belirleyecek? kimlerin hangi bakanlığı üstleneceğine hanginiz karar verecek? Bu bakanlar Cumhurbaşkanı ile birlikte genel başkanlardan yani masadakilerden de emir ve talimat alacaklar mı? Hepinizin farklı ve hatta taban tabana zıt parti programlarınız var. Hanginizin ekonomik ve sosyal programı uygulanacak? Erkan Tan Takvim